Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, önce lasigema ile alakalı bir şey vereyim size. Bilgi vereyim. Bu lasigema ikinci cilt olacaktı. Ben yanlış istedim. Varsa ikinci cildi ver. Yoksa önemli değil. Yani zihinden de nakledebilirim. İki mi? İki. Şimdi yani önce lasigemalarla alakalı kısa bir bilgi verelim. Yani bu önemli çünkü. Lasigema biraz sonra da göstereceğim şu. Yani anlatabildim mi? Olay şu. İşte Üstad Hazretleri 1900 biliyorsunuz 22 yılının Kasım 6'da İstanbul'dan Ankara'ya geliyor. Tabii Mesnevi Nuriye'de 3 tane kısım var ki bunlar Yeni Said'in eserleri. Bunlardan birincisi Lem'alar okuduk. Yani Allah'ın birliği ve tevhidle alakalı, marifetullah'la alakalı. Bir diğeri Reşhalar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik müessesesiyle alakalı. Ve nihayet üçüncü kısım da Lasigemalar. Bunlar da haşre imanla alakalı. Peki nasıl bu yeni eserler arasında yer almış? Bizim tespitimiz bu eserlerin 1922-23 yıllarında telif edilmiş olması. Sebebi şu, o dönemde yeni gelen Cumhuriyet hükümeti 3 noktaya önem veriyor. Dini yıkmak için. Bunlardan biri Allah'a iman, biri ahirete iman, biri de Peygamberimizin peygamberliğini inkar. Yani bu çok önemli bir nokta. Ve Üstad Hazretleri bunu Tabiat Risalesi'nin başında zikrediyor. Ankara'ya geldim, zaferden dolayı sarhoşluk vaziyeti vardı diyor. Orada bir zındıka cereyanını gördüm. Ve ehli imanın temel imanını sarsmak üzere hazırlık yapıyorlardı. Nitekim bunun Kazım Karabekir tarafından üstada haber verildiğini biliyoruz. Ama elimizde belge olmadığı için kitabı alamadık. Çünkü belgesiz bir şey almak zor. Sadece işaret ettik yani. Kazım Karabekir diyor, geliyor diyor ki, bizatihi diyor özel bir mecliste Allah'a iman, ahirete iman ve bir de Peygamberimize iman çürütülecek. Onun üzerine Üstad Hazretleri 3 tane eseri kaleme alıyor. Bunlar Arapça kaleme alıyor üçünü de. Aslı Arapça bunları. Fakat Üstad o Tabiat Risalesi'nin başında diyor ki, maalesef diyor Arabi bilenler az olduğu için istifade de az oldu diyor. Sonradan işte Tabiat Risalesi'ni, 22. sözü, işte diğerleri yazılıyor biliyorsunuz. İşte Lasigemalar 3. Yeni Said'in eseridir yani. Mesnevi'de yer alan çok sayıda eser var. Onlardan üçünden biri de Lasigemalardır. Aslı Arapçadır. Anlatabildim mi? Aslı Arapçadır. Bakın şu Ceylan abinin hattı. Anlatabildim mi? Bu Ceylan abinin hattı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Bunu bana Allah rahmet eylesin belki burada vardır. Tabii Allah Allah. Mustafa Sungur abi hediye etti. Mustafa Sungur abi hediye etti. Ahmet Akgündüz kardeşimize selam ve muvaffakiyetler temennisi diye. Şeyin yani nedir? Ceylan Çalışkan kaleme almış bunu. Şimdi bunu niye getirdim? Yani bu da önemli. Yani neden bunu açtım? Bunu aşmak mecburiyetindeyim şundan dolayı. Çünkü eksiklikler var tercümede. Yani malumunuz Abdülmecid abi, çünkü bu risaleler üstadın kalemiyle Arapça yazılmış. Bunları tercüme etmek çok zor. Bazı yerleri terk etmiş. Biz o terk edilen kısımlarını da size anlatmak istiyoruz. Yani bu Mesnevi dersinin farkı o olsun biraz yani. Orijinal olsun. Ha, gerçi Allah razı olsun Abdülkadir Badıllı abi tamamını tercüme etmiş. Şadi Eren Hoca da tercüme etmiş ama olsun biz orijinalinden size okuyalım. Oldu mu inşallah? Evet. Lasigemalar. Zaten öyle diyor. Lasigema kelimesi özellikle demek. Yani şey ne derler buna? Arapça bir kelime ya. Lasigema özellikle de şu. Demek özellikle belirtilmesi gereken hakikatler. Üstad diyor ki 10. sözün bir cihette esasıdır. İşte o
22-23 yılında yazılmış. Ve 28. sözünde biliyorsunuz cennetle alakalı bahis. Arabi ikinci makamıdır. Arapça ikinci makamıdır diyor bu. Birinci makam Türkçe olarak yazılmış. Şimdi yani derse başlamadan önce başlığı bırakmış mübarek Abdülmecid abi. Niye bırakmış? Hemen onu söyleyeyim. Bir iki cümle okuyayım. Yani şey çünkü, yani tamamen dua hükmünde. Yani bunu tercüme etmek de zor. Nasıl tercüme etsin? Neye tercüme etsin? Onun için bırakması yerinde yani. Haklı Abdülkerim, Abdülmecid abi. Ama ben bir cümle Arapça okuyacağım. Sonra Türkçesini söyleyeceğim ta ki başlayıncaya kadar. Oldu mu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke. Ya men tusebbihu bihamdike hadihil kainatü seyyâletu bitesbihati lisani Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Böyle devam ediyor. Ey Allah'ımız! Seni tenzih ve takdis ediyor. Bütün kusur ve eksikliklerden uzak tutuyoruz. Ey hamdiyle kendisini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinin tesbihatıyla akıp giden kainatın durmadan tesbih ettiği Allah'ımız. Ama ne mana değil mi? O Muhammed aleyhissalatu vesselam ki id huvellezî, hepsini okumayacağım. Onun sana olan tesbihatıyla bütün nesillerin dalgaları, asırların bölükleri, mevsimler geçtikçe, asırlar geçtikçe, devirler geçtikçe onun tesbihatının sadalarını ne yapıyorlar? Dalgalandırıp duruyorlar. Öyle bir peygamber. Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Kainatın sayfalarında ve bütün vakitlerin yapraklarında, yani mesela bugün bir yaprak gibi, yapraklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana yaptığı tesbihatın sadalarını kıyamet ve arasat gününe kadar ebedi kıl. Amin. Eksilmesin yeryüzünden. Ey Allah'ımız! Biz seni bütün kusur ve eksikliklerden tenzih ve takdis ediyoruz ki sen öyle bir Rabsin ki bütün dünya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya getirdiği mübarek İslamiyet dininin koyduğu eserlerle seni tesbih ediyoruz. Demiş ya Fransız filozof, Muhammed'i inkar etmek mümkün de Abdülkadir Geylani ile Fahrettin Razi'yi inkar etmek mümkün değil demiş. Zira o Muhammed aleyhissalatü vesselam öyle bir peygamberindir ki bütün dünya onun risaletinin eserlerinin Allah sembolleriyle ve şeriatının eserleriyle süslenmiş ve bezenmiştir. Ey Rabbimiz! Seni bütün kusur ve eksikliklerden tenzih ediyoruz ki sen öyle bir Rabsın ki seni hamdinle yeryüzü de tesbih ediyor. Hem de öyle bir tesbih ki Muhammed aleyhissalatü vesselamın lisanıyla kudretinin, azametinin arşı altında secde ederek tesbih ediyor seni. Yer küresi ha. Maşallah. Zira Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünün sana yaptığı tesbihatın mütercimi ve bize tebliğ eden muallimidir. Yeryüzü bütün hallerinin dilleriyle, aman ya Rabbi, hallerinin dilleriyle seni tesbih ediyor Rabbim. Ve yeryüzü o Muhammed aleyhissalatü vesselamın peygamberliğiyle, bütün bölgeleriyle, ömrünün sonuna kadar Hazreti Muhammed'in tesbihat lisanıyla tesbih ederek istikrar bulmuş. Yoksa yeryüzü de harap olacak. Ya. Ey Rabbim, ey Rabbimiz, seni bütün kusur ve eksikliklerden tenzih ediyoruz ki sen öyle bir zatsın ki bütün mekan ve bütün zamanlar içerisinde Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın diliyle mümin erkek ve kadınların hepsi
seni hamdinle tesbih ediyor. Zira o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir peygamberdir ki senin, Allah Allah, ehli imanın ağızları vasıtasıyla sana yaptıkları tesbihatın nurları onunla ortaya çıkıyor, parlıyor. Ey Allah'ım, insanoğlunu beşeriyetin ömrünün sonuna kadar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tesbihatıyla konuştur. Amin. Ona olsun salatü selam. Ona layık bir salatü selam olsun. Rahmetine layık bir rahmet olsun. Ya Rab, bize de ümmetine de merhamet eyle. Amin. Böyle başlıyor Lasil Yamalar. Anladık mı? Şimdi üstadınkine geçiyoruz. Zannediyorum fazla yok. Arada olanlara gireceğiz. Evet. Gelelim haşin ispatı, ahirete imanla alakalı Lasil Yamalara. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaim. Kainatın bütün zerratı, bütün zerreleri müştemian ve münferiden, birlikte ve teker teker. Lisan, ne demek birlikte ve teker teker? Bak şimdi mesela Ahmet kardeşin vücudunda bir tek beyninde 2,5 milyar hücre varmış. Zerre değil. Anladın mı? Atom dersen onun sayısı zaten öyle mi hocam? 2,5 milyar falan herhalde hocam. Bütün beyninde mi? Beyninde. Ulan aferin hocam ya. 2,5'u çıkardın 40 milyara kardeşim. Evet. Daha ne diyorsun? Yani iyi, biz kardayız. Yanlış söylemedim, eksik söylemişim. 40 milyar hücre var. Düşünebiliyor musun? Bir defa Ahmet İlker'in tüm vücudu itibariyle Allah'a tesbih ediyor zaten. Çünkü çok iyi çalışıyor. Hastalıklar vesaire dışında kusur yok. Anlatabildim mi? Ha. Bir de ondaki her bir hücre, o hücrenin içindeki her bir zerre muazzam iş dizaynı ve nizamıyla da ayrıca Allah'ı tesbih ediyor. Çünkü o da çok mükemmel çalışıyor. Onun için müştemian ve müferiden dedi. Lisanı aç ve fakir ile. Allah Allah. Aynen yine Ahmet'in üzerinden gidelim. Bir defa acizler. Ne demek? Düşmanları sonsuz, hiçbirine gücü yetecek durumu yok. Çünkü bir nezle mikrobuna bile mağlup olup yere düşüyor. Fakir dediği nihayetsiz arzu ve istekleri var. Az ve fakir diliyle vücub-ı vücut hem Allah'ın varlığının zaruretine hem de vahdetine, birliğine şehadet ettikleri sani hakime, hikmetle şu kainatı sanatlı yaratan Allah'a hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kainatın tılsımını açıp, ne demek kainatın tılsımı İsmail Bey? Söylemeyin. Ha? Ne yani mesela? Yani, yaratıcısı. Hmm. 500 euro ceza yaz. Kainatın tılsımı, bulmacası, muamması dediniz mi? Bütün bu kainat nereden geliyor? Nereye gidiyor? Reisleri kim? Vazifeleri ne? Bu dördünü ezberleyeceksiniz. Kainatın tılsımı bu. Zaten felsefenin de meşgul olduğu 4 sorudur bu. Anlatabildim mi? Alırsın 500 euroyu. Heh. Dinleyiciler, şaka yapıyoruz ha. Demeyin ki para topluyoruz, haraç topladığımız falan yok. Ve kainatın tılsımını açıp ayatını keşf. Aman yarabbim. Ayetlerini keşfediyor. Ayetler de değil. Gökler ve semalar. Dağlar, taşlar için yaratılmış. Kainattan Halikini soran bir seyyahın müşahedatıdır. Okuyun Ayetül Kübra'yı, alın cevabı. Allah ve beyan eden, onları açıklayan kim? Resulü ile, Hazreti Resulullah açıklamış. Alü eshabına, sahabelerine. Evet. Al dediği daha yakın akrabalar. Eshab daha geniş mana. Bazen eshab daha yakın, al daha geniş. Önemli değil. Vesair enbiya ve mürselin ihvanına. Hem kendilerine mukaddes kitap verilen ve verilmeyen bütün peygamberlere ve ibad-ı salihine, salih kullarına salatu selamlar olsun. Şurası işte. Arapçasının da bereket olsun diye bir tane okuyayım. Elhamdülillahillezî şehidet alâ vücûbi vücûdihi ve vahdetihi zerrâtül kâinâti ve murakkebâtuha bilisâni azzihâ ve fakrihâ
والصلاه والسلام على نبيه الذي هو كشاف تلصم الكائنات ومفتاح اياتها وعلى اله وصحبه وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين bunu bak bırakmamış yani tam tercüme etmemiş وعلى عباد الله الصالحين من اهل السماوات والارضي işte aslı bu. Yani iki cümleye yakın, daha doğrusu birkaç kelime, 7-8 kelimeyi bırakmış. Kısa özetlemiş tabii. Tamamına mümkün değil tercüme etmek. Evet. Arkadaş, tabiat ve esbab, sebepler. Bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Sanki kuru topraktan o meyveler çıkıyor gibi. Ben çalıştım, ben yedim. Halbuki şirkin temeli sayısız muhalattan, imkansızlıklardan kurulmuş olduğundan haberleri yok. O muhalattan, o imkansızlıklardan bir taneyi beyan edeyim ki şirkin Allah'a ortak koşmanın, yani tabiat yaptı, sebepleri yaptı, onlardan elde ettim, ben çalıştım demenin ne kadar fena bulunduğunu kör gözleriyle görsünler. Şöyle ki, şirk sahibi, Allah'a ortak koşan, bu ortak mana. Yani biliyorsunuz Allah'a tam ortak koşma var. Yani başka bir ilah da var demek. Putları onun yardımcısı kabul etmek var. Sebeplere, tabiata sanki onları yaratmış gibi fazla minnettar olmak var. Var 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 yani. Şimdi cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman o küfrü iman ve izan edebilmek için bir zerre-i vahideye, burası çok önemli, bir tek atoma bile bir ton ağırlığında bir yük yüklemeye. Bu ne demek? Misal vermeden anlaşılmaz bu. Üstad diyor ki, Tevfik'in göz bebeğindeki bir zerre geldi oraya nasıl oturdu? O bir zerre, bir atomun göz bebeğindeki gözle alakaları var değil mi? Göz dediğin, doktora sorsan yüzlerce, binlerce cilt kitap yazılmış göz hakkında. Ayrıca bütün kafayla alakası var. Ayrıca bütün vücutla alakası var. Ayrıca bütün yer küresiyle alakası var. Yani nasıl geldi? Hangi gıdadan, hangi damardan geçti? Nasıl gidecek? Bütün bunlarla alakaları var. Küçücük bir düzensizlik kansere sebep oluyor. Kanser o demek biliyorsun. Hücrelerin isyanı. Yani istediğin yere gitmiyorum diyor. Ben burada yığılacağım diyor. Anlatabildim mi? Kanser bu. Yani Cenab-ı Hak ibret olsun diye veriyor bunları yani. İbret. Şimdi eğer sen diyor o Tevfik'in göz bebeğindeki bir zerreyi bütün kainatı idare eden Allah'ın kaderine, ilmine, planına, projesine bağlamazsan o zaman o bir zerrede, o bir atomda bütün vücudu tanıyacak ilim kabul etmelisin. Fizyolojiyi bilecek. Öyle mi öyle değil mi? Anatomiyi bilecek, tıp bilimlerinin hepsini bilecek ki doğru yolu arayıp bulup göz bebeğine yerleşecek. Üstad muhakematta bu meseleyi açıyor. Yani diyor, her bir zerrede Eflatun'un ilmi kadar ilim lazım ki, Aristo'nun ilmi kadar. Bir de diyor, ikinci problem var, onu da açıklayacak. Yoksa bunu tam anlayamayız burayı. O zerre diyor, hem hakimi mutlak olacak, hem mahkumu mutlak olacak. Yani yoldan geçecek ama kusura bakma sen istediğin yerden arabayı sürüp gidemezsin Rotterdam'ın içinde. Kırmızı çizgi olan yere giremezsin. Doğru, istediği yere gidiyor. Yani bütün vücuttaki milyarlarca zerre hem ona mahkum olacak hem hakim olacak. Unbelievable. Anlatabildim. Şimdi onu konuşuyor. Diyor ki bak şirk sahibi cehalet sarhoşluğunu terk. İlim gözüyle küfrüne baktığı zaman o küfrü iman ve isan anlayabilmek için bir zerre-i vahideye, tek bir zerreye bir ton ağırlığında bir yük yüklemeye ve her zerrede sayısız matbaaları icat edip, çünkü o zerre tavuğun tırnağında da yer alabilirdi. Aynı zerre. Onun için dünyaya biliyorsunuz zerrat tarlası diyor Bediüzzaman Hazretleri. Aynı zerreler. Bir sene domates oluyor, bir sene patates oluyor. Ve bütün masnuatta bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye muzdar ve mecbur oluyor. Bilmesi lazım onları.
Yoksa gidemez oraya, gidip yerleşemez. Zira hava unsurundan. Mesela her bir zerre, bütün nebatlar bitkileri tanıyacak. Yanlış bir şey verirse renk yanlış gider. Şu anda şu odada en az 2000 kanal var arkadaşlar. En az diyorum, belki fazladır. 2000 televizyon kanalı var şu odada. Ve bu havanın her bir zerresi hangi kanalı ayarlarsanız dilini biliyor. Ya merhamet edin, bir mektup veriyorsun, doğru düz adrese götüremiyor oğlunuz. Bu şuursuz zerre nasıl naklediyor? Kusursuz naklediyor. Çiçekler semereler üstünde konup bünyelerinde vazifesini yapmak. Papatya da başka vazife yapıyor. Gözde başka bir vazife, dizde başka bir vazife. Salahiyetindedir, yetkisindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerde memur olup Allah'ın kanunlarını, projelerini tatbik eden memurlar olarak düşünmezseniz, Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirane inkar edilirse, o zaman o zerre herhangi bir bünyeye girse, o bünyenin bütün cihazlarını, keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır. Yani yediğimiz kuru fasulye en az anatomi profesörü kadar vücudumuzu tanımalı. Ulan kuru fasulyeye ne yükledin ya? Beçara zorla bir aile hekimliği diplomasını aldı be. Anladın değil mi? Bütün göz hastalıkları profesörlerinin bildiklerini bilmeli. Bu bilginin o zerrede bulunmasını ancak o kafir itikad edebilir. Mahaza bununla beraber bir semere, bir meyve, mesela bir elma. Elma değil ya, şeftali diyelim, ben şeftaliyi seviyorum. Bir şecerenin, bütün bir şeftali ağacının bir misali müsokarıdır. Küçültülmüş şeklidir. Zaten içindeki çekirdekte de yeni bir şeftali ağacının plan ve programı var. Ve o semeredeki çekirdek, o şecerenin defteri amalidir. Yaptığı işlerin defteri. Çünkü toprağa atsan yeni bir şeftali dedik değil mi? O ağacın tarihçe hayatı, hayatında geçirdiği her şey o çekirdekte yazılıdır. Bu itibarla bir semere, bir tek meyve ağacın tamamına, belki o ağacın nev'ine, belki küre-i arza nazırdır. Yeryüzüne bakıyor. Çünkü biliyorsunuz zengini ayın ışığından alıyor. Güneşten, aydan neyse. Öyleyse bir semerenin, bir tek meyvenin sanatındaki azamet-i maneviyesi, o manevi büyüklüğü arzın cesameti nispetindedir. Onun için Üstad Tabiat Risalesi'nde, yani Allah korusun tabiatı diyor, yani yaratıcı dedin mi, o zaman dağlarda bütün çiçekler sayısınca dev fabrikalar kurulması lazım. O zerreyi sanatça havi olduğu, ihtiva ettiği o azamet-i maneviyeyle bina eden, o şekilde yapan arzı, yer küresini haml ve bina etmekten, yani ona görev verip yapmaktan aciz olmayacaktır. Acaba o kafir münkir kalbinde öyle bir küfrü taşımakla, böyle bir küfrü taşımakla akıl ve zeka iddiasında bulunması kadar bir ahmaklık var mıdır? Yoktur. Arkadaş, bu yeni bir mevzu. Değil mi? Arkadaş, tabii tabii. Yeni bir ilem. İlem koymamış. Ama güzel tercüme etmiş. Yani özetini vermiş. Fakat üstadın ifadelerini yansıtmış mı tam? Onu söylemek zor. Ben bir, bizim hocamız var Celal Amir. İçtihat Risalesi'ni hocam dedi. Mümkünse ben bir bakayım. Önce bizim İhsan Kasım abinin ilk tercüme ettiği Arapçayı okudum dedi hocam. Tatmin edici değil. Arkasından ben Zahid hocayın, Molla Zahid'in tercümesini verdim. Bu güzel dedi. Ondan sonra tekrar tahsiye edilmiş İhsan Kasım abininkini verdim. Bu daha anlaşılır dedi. Bir de Mesnevi Nuriye'deki İçtihat Risalesi'nin özeti olan Üstad'ın Arapçasıyla verdim. Bediüzzaman burada dedi. Diğerlerinde ya kolu eksik, ya eli eksik, ya ayağı eksik. Ama Bediüzzaman burada dedi. Yani Üstad başka tabii yani. Böyle. Keşke kendisi tercüme etseydi yani, ama olmadı. Böyle keşke bir tane daha doldursalar çayı yani. Yoksa zor devam edecek Hakkı Gündüz.
Arkadaş, her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddiyedir. Maddi şekil. Nedir o işte? Etten, kemikten. 104 element. Şimdi 120 mi oldu ne oldu işte? Çıkıyor herhalde. Her gün bir tane buluyorlar. Adeta bir gömlek gibi. Esas içindeki ruh efendi. Mana, plan ve proje. Her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Sebbihisme rabbike l'ala. Ellezî halaka fesevva. Vellezî kaddara fehedâ. Bu surenin başındaki ayetler bunu anlatıyor. Ama diğeri makuledir ki. Yani bu mesela bir insan denilen binanın akli olan plan ve projesi. Zaten asıl olan da odur zaten. Bir şeyin yaşadığı bir ömür, ha bu da ayrı bir dert. Bu da ayrı bir dert. Şimdi bir ev yapıyorsun, 40 sene devam ediyor. Aynı plan 40 sene aynı kalıyor. Öyle mi öyle değil mi? İnsan öyle değil. Kur'an-ı Kerim sümme leterkebunne tabakan an tabak buyuruyor. Yani vakat halakeküm etvara buyuruyor. Sizi değişik tavırlarda yaratıyor. Şimdi mesela karşımda Rıza Bey oturuyor. Benim yaşımda 60 yaşındaki bir delikanlı. Ben de delikanlıyım yani. Şimdi bu 60 yaşındaki delikanlı geçen sene 59 yaşındayken şu vücudun %90'ı yoktu onda. Tamamen değişti şu zerreler. Anladınız değil mi? Demek ki yani bir Ahmet İlker'in veyahut da bir Rıza Bey'in şu bedeni maddi beden. Ama manevi makul bedeni ise, makul olan noktası tarafı ise ömrü boyunca bir, bütün azalarının vesairesinin plan ve projesi. Ömrü boyunca geçirdiği bütün değişiklikler. Yani sen bir senede %90 değişiyorsun. Her değişen hücre ve zerre için bir plan ve proje var. Plan ve proje olmadı mı kanser? Anlatabildim mi? Subhanallah ya. Makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürür zamanla, zaman geçmesiyle değiştirdiği muhtelif maddi suretleri içtimaından 60 tane Ahmet Akgünz'ü düşünün. Hepsi onlar plan ve projede. O maddi suretlerin bir araya gelmesinden tasavvur eden bir suret-i vehmiyedir. Yani hayalinizde vehmedin yani böyle bir şey var. Vaka çünkü bu. Bir ateşin, bak misal veriyor. Eskiden yapardık bunu. Köyde çok yapardık. Yani bir böyle iyi yanan ağaç vardı. Diş budak mıydı neydi? Güzel tutuşurdu. Böyle erken sönmez. Çıra. Yok çıra değil. Çıra erken söner. Bu bizim dediğimiz bir diş budak mı ne diyorlar bizde. Çok güzel yanar ve sönmez. Onu böyle çevirirdik. Daire olur. Onun o dairenin ortasından da diğer çocuklar atlardı. Anlatabildim mi yani? Şimdi o daireler her dönen yerde o var değil mi yani? Ama bizim gerçekten var. 60 senedir her seneye ait bir Ahmet Akgündüz var. Bir ateşin süratle tedvirinden, çevrilmesinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi o. Ateşten daire gibi her şeyin tarihi hayatını bildiren, tüm hayatı boyunca başına gelenleri bildiren ve kadere vesile olan ve mukadderat-ı eşya, eşyanın plan ve proje dairesi denilen şu ikinci suret makuledir. Aklen anlaşılır. Sureti maddiye itibariyle, tamam, maddi şekil itibariyle her şeyin bir nihayeti sonu var. Bir gayesi olduğu gibi sureti maneviye itibariyle de. Onun da gayesi ahirettir. Bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Binaenaleyh her şeyin sureti maddiyesinde, şu maddi şeklinde kudret-i Rabbani ustadır. Yani bu insanı ve bütün mahlukatı, masnuatı terbiye eden Allah'ın kudretidir usta olan. Kader mühendistir. O çiziyor, kudret yapıyor. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. Takdir edip plan ve projeyi çizen Allah, فَهَدَى kudretiyle o projeyi gerçekleştiren de Allah. Sureti maneviyesinde ise manevi surette peki ne? Kader mislardır. O cetvel. O çiziyor. Kaç sene yaşayacak.
Anlatabildim. Boyu ne kadar olacak? Anlatabildim. Kilosu ne kadar olacak? Bütün her şeyi, maddi ve manevi, yani teşekkülatın çizgilerini çizer. Projelerini yapar yani. Kudret mastardır. Mastar dediği ondan kaynaklanıyor. Onları gerçekleştirme. Yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder. Bu mastardırı da yanlış yazıyorlar. D ile yazmaları lazım. Ey kafir! Bunu işittikten sonra iyice düşün. Bir zerreye bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Terzi ya, terziliği öğretemiyorsun. Peki bu kaşı buraya çizip burayı yapmayı nasıl öğreteceksin ya bu şuursuz zerrelere? Harika misaller veriyor yani. Bir zerreye bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine halik ittihaz ettiğin, beni yarattı dediğin tabiat ve sebepler, her şeyin muhtelif ve mütenevvi suretlerini, her şeyin hem farklı farklı 400 bin çeşit mahlukat var. 300 bini bitki, 100 bini hayvan. Hepsinin şekli farklı, maddi şekli. Manevi şekli de farklı. Kimisi 30 yaşıyor ölüyor, kimisi 1 saniye yaşıyor ölüyor. Mütenevvi suretlerini, bir de çeşitli suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır? Öyle basit bir nedir, pantolon dikmek değil bu. Harika bir şey. Bak ey gözden mahrum kafir, manevi gözden. Şecere-i hilkatin semeresi, yaratılış ağacının meyvesi, kuvvet ve ihtiyarca, yani irade noktayı nazarından, sebeplerden üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip, toplayıp, dikenli bir şecerenin, harika bir misal, azalarına uygun bir gömleği dikemez. Anladınız değil mi misali? Çok tatlı ya. 2-3 defa biliyorsunuz prova yapıyor terzi. Şimdi terzi de kalmadı. Ne diyorlar? Konfeksiyoncular çıktı. Artık genel olarak bir numara veriyor. 52 beden, 53 beden, 54 beden, 50 beden, 48 beden. Benim dayım terzi, en az 3 defa yayın gelmelisin diyor provaya. O da boyu belli, bosu belli. Yani böyle hani benim vücuduma göre de değil yani. Şimdi eğri büğrüsüne göre değil. Genel bir şey biziyor. Ama üstadın verdiği bir misal. Hatırlayın o Gül-i Muhammedi'nin bittiği diken ağacını ya. Diyor ki o dalları, budaklarıyla. Terzi bulun. Ancak naylondan yaparsınız arkadaşlar. Bir de 3D printer çıkmış. Anlatabildim. Naylon yani kokmayan bir şey yapabilirsiniz. O kadar. Terziliğiniz buraya kadar. 3D printer'i seyrettim. Vay be dedim. Ulan merhamet et. Her taraf 3D'nin milyar katı sanat ve teknolojiyle dolu dünya. Bir çıkın ya. Bugünlerde kestane de var. Getirin biraz, bize de biraz yedirin yani. Çok enteresan ya. Buyur bakalım. Bir kestane ağacına bulabilir misin bir terzi Necmi kardeş? Ancak naylon bulurlar. Naylon. Ya bu misal çok hoş ya. Bak ey gözden mahrum kafir. Şecere-i hilkatin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca sebeplerden üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikenli bir şecerenin, ağaçın azalarına uygun bir gömleği dikemez. Halbuki sani hakim, hikmetle her şeyi, sanatlı yaratan Allah, her şeyin neması zamanında, büyümesi zamanında, insanın, hayvanın, çiçeğin, balığın, pek muntazam. Hep değişiyor o şekiller. Hep plan proje değişiyor hepsi. Sen düşün, hem evin içinde oturuyorsun hem de ev 100 metrekareyken 200 metrekare oluyor. Bu inanılmaz bir şey bu ya. Ne tuvaletin yeri değişiyor. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ne mutfağın yeri değişiyor. Allah Allah. Ne kompüterin yeri değişiyor. Ama 200 metre, 100 metrekareyken 200 metrekare oluyor. Cedid, yepyeni ve taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil hulleleri kemali sürat ve suhuletle yapar, giydirir. Fe subhanallah. Yani burada işte tenzih ediyoruz böyle bir Allah'ı. Bütün kusur ve eksikliklerden demek lazım. Evet, münezzehtir. Bütün kusur ve eksikliklerden uzaktır.
Niye? Her şeyin vücudu emrine bağlı olan Allah münezzehtir. Her şeyin varlığı ona bağlı. Kusur nerede? Hel tera min futur. Sümmerci'il basara kerrateyni. Öyle değil mi? Subhan. Onu okuyan yok mu ya sure-i tebarekeyi? Sümmerci'il basara kerrateyni. Yan kalib ileyke. Ya. Hel tera min futur. Yani çevir gözünü. Semavata yeniden bak. Kusur musur görecek misin? Gözün yorulur, geri döner sana diyor. Gördün mü bir çatlak patlak diyorsun. Her şeyin iç yüzü melekut diyoruz ona. Elinde bulunan sani şu kainatın ustası münezzehtir. Kusur ve eksikliklerden münezzehtir. Üstad bunu Kuddus isminde açıklıyor. Bütün mahlukata merci olan sani, bütün mahlukattaki sanatların dayanak noktası olan Allah münezzehtir. Arkadaş, Allah Allah. Bir şurayı da okuyayım. İnşallah fazla yürümeyiz. Öyle değil mi? Yoksa burayı okuyacağız. Her bir mevcudun üstünde sani ehad ve samedin bir sikkesi. Bu da çok ayrı bir şey. Bir, samedin sikkesi var. Sikke dediği o altının üzerindeki şey var ya, ne diyorlar ona? Ha? Mühür, damga. Evet. Soğuk mühür, soğuk diyoruz biz ona. Sikke. Diyor ki bu filan yerde basılı. Öyle mi, öyle değil mi? Yani darphanesini gösteriyor. Aynen öyle de kainattaki 300 bin milyarlarca çeşit sanat eseri olan eserlerin üzerinde samet damgası var. Allahu samet. Yani kainatta neye bakarsanız bakın Allah hiçbirine mühtaç değil. Ama neye bakarsanız bakın hepsi Allah'a mühtaç ve yarattıklarına mühtaç. İşte buna samet diyoruz. Bir de ehad. Ehad'i anlatmıştık, ehadiyeti. Yani ister balık, ister mikrop, ister kedi, ister ta deve, ister güneş, ister pirenin gözü. Sanki Cenab-ı Hak bütün isim ve sıfatlarıyla itina ederek onu yaratmış gibi hassas davranıyor. O da ehadiyet. Demek ki her bir mevcudun üstünde sani ehad ve samedin bir sikkesi, bir hatemi mührü olup o mevcudun sani ehad ve samedin mülkü ve onun için bir elmayı yaratamayan bütün kainatı yaratamaz. Bütün kainatı yaratamayan bir elmayı da yaratamaz. Çünkü bir elmada aman ya Rabbi. Yani yüzlerce ismin tezahürü gerekiyor. Ve bütün mahlukata merci mülkü ve eser sanatı olduğuna şehadet ediyor. Evet. Gayri mütenahi ehadiyet sikkelerinden. Sınırsız ehadiyet. Ehadiyet dediği Cenab-ı Hakk'ın zatı ve bütün sıfatlarının tecelli ettiği şey. Tıpkı parlak bir şeyde güneşin yedi rengiyle, ısısıyla, hatta ışığıyla bulunması gibi. Bu. Ve samedaniyet hatemlerinden. Yani kainatta neye bakarsan bak Allah mühtaç değil. Ama biz mühtaçız. Yalnız bahar mevsiminde sahife-i arza, yeryüzü sayfasına darbedilen, basılan sikkeye, mühre bak ki soğuk damgaya bak baharda. Şu zikredilecek müteselsil fıkralar, birbirini takip eden cümleler, o sikkeyi güneş gibi gösteriyorlar ve ishar ediyorlar. Ehadiyet sikkesini ve samediyet mührünü ispat edecek. Evet, sahife-i arzda, yeryüzü sayfasında pek garip, hakimane bir icat görünüyor. Her baharda hikmetli bir yaratılış var. Var ediş var. Bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen şu gelen fıkralara ve cümlelere dikkat et. Bir, bura çok önemli. Üstad bunu çok yerde tekrar ediyor. Hatta münacatlarında da tekrar ediyor. O icat fiili, mesela domates yaratması, domatesi vücuda getirmesi. Baharda yüz binlerce icat fiili var. Bir tanesini söyledik. Pek azim, büyük ve geniş bir sehaveti mutlakadan, sınırsız bir cömertlikten kaynaklanıyor. Arkadaşlar, eğer domates pasta gibi insanlar tarafından yapılıyorsa fakirlerin hiçbiri domates yemezdi.
Müthiş bir cömertlik. Her yerde. İki, bir de bir suhuleti mutlaka. Müthiş bir kolaylık var. Yani bir pasta yapmak için neler çekiyor hanımlar. Bizim Ahmet diploma almış, bize bomba bomba diye patlattı. İşte yani hazır kaymakla üzerine de bir çikolata sermiş. Allah'ın yaptığı sanat eserlerinden bize bomba yapmış güya. İyi ki Rus bombası değildi. Yedik elhamdülillah. Şeker hastası da olsak bir tane yedik. Bak ona bir sanat eseri diyoruz. Çok da güzel yapılmıştı yani. Keşke olsa da yensek şimdi. Ya merhamet et bir de onun aslına bak ya. Min beyni feresin ve demin. Mesela oradaki o kaymak. Kan ve fışkı ortasından çıkarıyoruz diyor. Orada yaratıyoruz diyor. Kolaylıkla bir de zorluk yok. Ve bir kuvveti mutlakadan kayıtsız bir kuvvet var. Mutlak bir intizam var. Bak kayıtsız kuvvet demek kolay olmamak demek yani. Kolay değil çünkü. Bir de mutlak bir intizam var. Hiç düzensizlik yok ama sürati mutlaka var. Çok hızlı yapılıyor. Baharda düşünün bütün Türkiye'deki ve hele hele Hollanda'daki domateslerin bir günde oluşunu düşünün. Hem sürat var, hem nizamlı var. Yav aceleye geldi de bu domatesin içine biraz toprak girmiş. Öyle bir şey yok. Anlatabildim mi? Aceleye geldi de bu domatesin içine Diyarbakır'ın kanalizasyon suyu girmiş. Hiç öyle bir şey yok. Mevzun ve mizanlı, ölçülü olmakla beraber bir vüs'at-ı mutlaka. Ölçülü bir iş yapmak için çok geniş yapamazsın onu yani. Anlatabildim mi? Fabrika yetmez. Güzel bir eseri sanat olmakla beraber mutlak bir ucuzluk. Hem ucuz hem de sanatı sınırsız. Görünüyor. Taalluk ettiği şeyler, bu da önemli. Bağlı bulunduğu şeyler. Güneşle alakası var, toprakla alakası var. Topraktaki yüzlerce elementlerle alakası var. Bütün bunlarla beraber çok karışık. Büyük bir imtiyazı mutlak. Yani binlerce çiçek bir dağda oluyor. Ama hiç birbirine karışmıyor. Yahu toprağın altında karışıklık var, karanlık var. Hayır, hayır, hayır. Ve adem-i iltibas, karıştırma yok. Ve nihayet yedi, mehalli taalluku. Yani o şeyin olduğu yer. Gayrimütenahi, sınırsız. Aynı papatya çiçeği Meksika'da da var, Amerika'da da var, Yeni Zelanda'da da var, bilmem her tarafta var. Eserlerinde çirkinlik görünmez, hepsi aynı. Ahsen şekilde usule gelir. Ayeti diyor. Etkane kulle şey. Her şeyi mükemmel yapmış. Ve nihayet sekiz. Efrat ve enva arasında. Efrat dediği mesela insan. İnsan bir nevidir, çeşittir. Onun fertleriyiz biz. İşte 20-30 kişi burada varız. Bir de neviler var. Nevi dediği koyun, insan. İnek. Bunlar ayrı ayrı nevi. Anlatabiliyor muyum? Çeşitler. Buldu mutlaka birbirinden çok uzaklık. Amerika keşfedilmeden de papatya vardı ya. Birisi geldi de Anadolu'dan kopya çekti. Yok. Uzaklıkla beraber eser tevafuku mutlak. Tam birbirine uygun. Amerika keşfedilmeden de önce Meksika'da veyahut da Amerika'daki papatya aynen bizim Anadolu'daki papatya. Ahsen şekilde bu var. Ya arkadaş, bu fıkraların her birisi tek başına da o sikkeyi, Allah'ın ehadiyet ve samedaniyet mührünü izhar etmeye kafidir. Ama biz bununla yetiniyoruz. Devamı gelecek haftaya. El-Fatiha.